Biz burada Kur'an propagandası yapmak için bulunmuyoruz. Bu dersleri işlerken benim amacım bir kitaba taraftar toplamak değil, bir ideoloji kurmak değil, bir Kur'an ideolojisi kurmak değil, bir Kur'an holiganları ordusu oluşturmak da değil, Kur'ancılık yapmak hiç değil. Peki neden değil? Kur'ancılık yapmak için değil. İlk Kur'ancılık eleştirisi bana ait. Unutmayın. Üç Muhammed kitabımın 1/3 bir Kur'ancılık eleştirisidir. Ondan evvel Türkiye'de bir doktora tezi yazılmıştı Abdülhamid Birişik beyefendi tarafından. Fakat kitaplaşmamıştı. Ama ben Kur'aniyyun akımının üzerinden bir Kur'ancılık eleştirisi yaptım ve Üç Muhammed eserimin bir bölümünü ona ayırdım. Dolayısıyla ilk defa bu ekolü eleştiren bir eser yazma işi bana ait. Ama maalesef bizi kendisine rakip belleyen, hatta düşman belleyen bazı kesimler bize Kur'ancı demekten utanmadılar. Kendileri bir şeyci olunca bizi de bir şeyci zannediyorlar. Neden Kur'ancılık olmamalı? Çünkü bir şeyci olduğunuz zaman düşman üretirsiniz. Onu ideolojileştirirsiniz. Bir şeyi ideolojileştirdiğiniz zaman, ideoloji yaptığınız zaman düşman üretirsiniz, hasım üretirsiniz. Çünkü ideolojiler düşmanlarıyla birlikte yaşarlar. Düşmansız yapamazlar. Bir şeyci olduğunuz zaman onu tezgahınızda satmak zorundasınız. Satarsınız. Tezgahınızda sattığınızda Kindî'yi rahmetle analım. Sattığınız şey sizin değildir. Din satan dinsizdir der Kindî. Çünkü artık satın alanındır. Sattığınız satın alanındır. Sizin elinizden çıkmıştır. Kur'an ideoloji kabına sığmaz. Zaten ideolojileştiği zaman Kur'an'la hemhal olmuyorsunuz. Kur'an'la yol yürümüyorsunuz. Kur'an'ın anlamına eğilmiyorsunuz. Kur'an'ın anlamıyla değişmiyorsunuz, dönüşmüyorsunuz demektir. Bu bir mahrumiyet. Bir şeyi idealleştirdiğinizde, onu ideolojiye dönüştürdüğünüzde ulaşılmaz ve erişilmez kılıyorsunuz aynı zamanda. Oysa Kur'an hayat kitabı. Hayat kadar renkli, hayat kadar canlı, hayat kadar insana dokunan, insanın hayatına dokunan, aklına, zihnine, ömrüne, gününe, haftasına dokunan, gecesine, gündüzüne dokunan, acısına, tatlısına dokunan, gülmesine, ağlamasına dokunan bir kitap. Bir hitap daha doğrusu. Onun için bugün zannediliyor ki Kur'an'a hizmet etmek, Kur'an'ın kelimeleri üzerinde çalışmak veya Kur'an'ı ezberlemek veya Kur'an'ın anlamı üzerinde, sadece anlamı üzerinde dönüp aynı şeyleri söylemek Kur'an'a hizmet sayılıyor. Değil. Kur'an'a hizmet asıl nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın mücadelesini, yani Kur'an'ın yaptığı mücadeleyi yapmaktır. Kur'an neyle mücadele etmiş? Eğer sen de onunla mücadele etmiyorsan, Kur'an neyi yüceltmiş? Sen de onu yüceltmiyorsan. Mesela Kur'an cehaletle mücadele etmiş. Sen cehaletle mücadele etmiyorsan Kur'an'la bir yoldaşlığın yok demektir. Yoldaş değilsin. Sen eğer zulümle mücadele etmiyorsan Kur'an zulümle mücadele etmiş. Zulümle mücadele tarihini anlatmış peygamberler tarihi üzerinden. Sen bunu yapmıyorsan değilsin. Kur'an kula kul olmamakla, kula kul olmayın demiş. Kula kulluk yapanlarla, yapmakla mücadele etmiş. La ilahe illallah budur. Ama sen kula kullukla mücadele etmiyorsan, Kur'an emeği yüceltmiş, sömürüyle mücadele etmiş. Bakın birçok örnek Kur'an'ın sömürüyle mücadelesidir. Yani aynı zamanda İsrailoğulları üzerinden anlatılan, Firavun üzerinden anlatılan, diğer güç sahipleri üzerinden anlatılan şeyler bir sömürü mücadelesidir aslında. Dolayısıyla sen sömürüyle mücadele etmiyorsan, eğer Kur'an'la yoldaşlık yapmıyorsun demektir. Onun için Kur'ancılık yapmak için burada değiliz. 2. Kur'an'ı bir ideolojik silah olarak kullanmak için değil bu dersler. Sürüyü hadis ve hurafe yerine Kur'an'la uyutmak için değil bu dersler. Kur'an'la uyutmak. Yani falan hadisle uyutuyor, falan menkıbeyle uyutuyor, falan fıkıhla uyutuyor, biz de Kur'an'la uyutalım. Öyle mi? Hayır. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey. Eğer ninni olarak görecekseniz, ninniyi değiştirmekle hiçbir şey değişmiyor. Çünkü o hala uyuyor. Uyandırabiliyor musun? Uyandırabiliyorsan o zaman amaç gerçekleşmiş demektir. Şaşkınlar gibi Kur'an'a fen bilimleri kitabı muamelesi çekmek için değil bu dersler. Nedir o? İşte bakıyorsunuz. Adem'in yaratılışını, yani insanoğlunun ilk yaratılışını Kur'an'da arıyor. Devenin yaratılışını Kur'an'da aramak gibi bir şey bu. Devenin yaratılışını Kur'an'da arayanlara Kur'an diyor ki, bakıp incelemezler mi deveye? Nasıl yaratıldı? Öyle değil mi? Devenin yaratılışını aramak istiyorsan, incelemek istiyorsan deveye bak diyor, Kur'an'a değil. Yerin yaratılışını, göğün yaratılışını, dağların yaratılışını aynı ayetin devamında. Gâşiye suresi 17, 18, 19, 20. ayetler. Öğrenmek istiyorsan, incelemek istiyorsan yerin yaratılışını öğrenmenin yeri Kur'an değil, göğü Kur'an'dan öğrenme. Yanlış. Nedir Kur'an? Ayetlerden müteşekkildir. Ayetler nedir? İşaretlerdir. İşaret parmaklarıdır. Gösterir. Kur'an'ın gösterdiği büyük bir Kur'an vardır. Tabiat ve kainat. Evet. Büyük Kur'an'a gözlerini kapayanlar, onu işaret eden parmaklara dikkat kesilmişler. Bu aslında hedef şaşırtmak demektir. Biri size bir yeri işaret ediyor ama siz işaret parmağına bakıyorsunuz. Parmak ayı gösterirken parmağa bakılmaz, aya bakılır. Bu şempanzeler üzerine yapılan çalışmada birkaç kez raporlanmış. Şempanzeler biliyorsunuz genetik açıdan insana en yakın canlılardır. 1,3'tür insanla genetik farkı. Yani %98,7 insana genetik olarak aynıdır insanla, şempanzenin genetiği. Peki, şempanze ile insanın farkı nedir biliyor musunuz? Şudur. Şempanzeye bir parmakla bir yeri işaret ettiğin zaman şimdiye kadar parmağın gösterdiği yere bakan şempanze olmamıştır. Parmağınıza bakar. Ama insana gösterdiğin zaman insan parmağın gösterdiği yere bakar mı? Bakmayanlar var. Hatta epey var. O zaman alacak çok yol var demektir. Fanatikler gibi tarihi Kur'an'la başlatmak için değil bu dersler. Tarih Kur'an'la başlamadı. Tarih insanla başladı. Ama yaratılış insanla bile başlamadı. İnsan yaratılışın tabiri caizse ağacın son meyvesi. Sofraya en son gelip de en baş köşeye kurulmak da nesi? Kur'an'ın bir amacı da insan kibrini kırmaktır, biliyor musunuz? Bu Kur'an'da topraktan yaratılma ayetler içinde geçen o mecazi ifade, o sembolik ifade ki onun neye geldiğini uzun uzun birçok yerde ve eserimde izah ettim. O sembolik ifadenin temel amacı ahlakidir ve ey insan niye kibirleniyorsun? Diğer varlıklara karşı neden kibirlisin? Neden sofraya en son geldiğinde en baş köşeye kuruluyorsun? Diğer varlıkları yok etme hakkını nasıl kendinde görürsün? Şu yeryüzü misafirhanesi senin için dayandı, döşendi muhteşem bir biçimde. Bu misafirhaneyi berbat hale getiriyorsun, mahvediyorsun. Yakıyor, yıkıyorsun. Suyu kirletiyor, havayı kirletiyor, insanı kirletiyor, hayatı kirletiyor, yeri göğü, ırmağı, denizi kirletiyorsun. Ey insan, bu ne hadsizlik? Aslında budur. Haddini bil. Kur'an'a karakolda zorla söyletilen zanlı muamelesi yapmak için değildir bu dersler. Biliyorsunuz değil mi? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar türküsünde olduğu gibi. Yani karakola çekiyorsunuz, işkence ediyorsunuz, önüne verdiğiniz kağıdı imzalıyor. Başka çaresi de yok zaten. Sopayı göstermişsiniz. Ayetlere sopayı göstermişsiniz. Ayetlerin önüne hangi anlamı koysanız imzalayacak. Çünkü karakola çekmişsiniz. Onun için yani burada maksat nedir? İşte muradı ilahi dediğimiz şey, benim maksat dediğim şey ki ben maksatçıyım. Yani usulüm, yöntemim, metodolojim Kur'an'ı anlamada maksatçılıktır. Nedir maksatçılık? Ne evrenselciyim, ne tarihselciyim. Bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve bunlara ilişkin eleştirilerimin içinde olduğu eserler yazdım. Kur'an'ı anlama metodu işte bu eserlerden başında geliyor. Dolayısıyla Kur'an'ın maksadıdır esas olan. Yani Kur'an ve اَعِدُّ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ der ki, barışı korumak için savaşa hazırlıklı olun, güç hazırlayın, güçlü olun. Evet, kuvvet hazırlayın der. Güç, kuvvet. مَسْتَتَعْتُمْ elinizden geldiği kadar güç, kuvvet hazırlayın. Arkasından der ki, وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ ve besili atlar, favori atlar. Efendim, şimdi at mı besleyin dedi Kur'an. Yani atlı birliklerden mi bahsediyor burada? Hayır, aslında oradaki vav da bana göre mealimde de öyledir. Mesela anlamına gelir. Veya niyedir. Dolayısıyla mesela o günün şartlarında en ideal savaş aracı attı. O gün onu söyledi. Dolayısıyla buradan yola çıkarak at daima tüm zamanların en iyi savaş aracıdır falan derseniz başlarsınız saçmalamaya işte. Vesaire. Aynı şey efendim. Yani literal anladığınız zaman, birebir anladığınız zaman öyle saçmalamaya başlarsınız ki hiç kimse kurtaramaz sizi. İşte ihramdan çıktığınızda avlanınız ayeti. Hı? Ne olacak? 4 milyon ihramdan çıkmış hacı. Hadi bakalım. Yar bana bir av. Efendim. Ne yapacağız şimdi? Niye? Allah emretti ya. Allah emretti. Av bulmam lazım. Okları, yayları, efendim, silahları al. Arap çöllerinde av kovala. Kertenkele bile yetmez size. Çekirge bile yetmez size. Dolayısıyla bu değil. Görüyorsunuz onlarca, yüzlerce hatta örnek verebilirim bu konuda. Yani bu derslerin amacı bu değil.